çok güzel bir hikaye var. Onu anlatayım yine müsaadenizle. Bir gün Peygamber Efendimiz'e Suffe ehlinden birisi bir kase üzüm getirir. Peygamber Efendimiz üzümden alır, yer ve tebessüm eder. İkinciyi alır, yer ve tebessüm eder. Üçüncüyü alır, yer, tebessüm. Etraftakiler şaşkın. Peygamberimiz hiç onlara vermez. Allah Allah. Peygamberimiz önce verir, sonra kendisi yer, alır, kalırsa. Vermiyor. Bütün üzümler bitiyor. Adam mutlu. Peygamberimiz mutlu. Adam gidiyor. Sahabe hemen, ya Resulallah, vahiy mi geldi? Yeni bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Siz hani önce verirdiniz. En son kalırsa siz alırdınız. Nedir bu işin sebebi, hikmeti, esbabı, mucibesi? Peygamberimizin cevabını ne olur evinizin en güzel yerine, ne olur yazın ya. Vallahi varakla yazın. Altın harflerle yazın. Yüreğinize yazın. Defterinize yazın. Cep telefonunuzun açılış mesajı yazın. Facebook'ta, Instagram'da, sosyal medyanızda arka duvar resmi olsun. Ne diyor biliyor musunuz İlkay Hanım? Adam bana üzüm getirdiği için çok mutluydu. Üzümden bir tane aldım, üzüm ekşiydi. Korkarım ki içinizden birine veririm de şu adamın mutluluğuna engel olursunuz diye size vermedim diyor. Ya sen hanımefendi, beyefendi, yavrum, evladım, genç, yaşlı, karşınızdaki insan mutsuz olur mu acaba diye düşünerek hangi eylemi yaptık ya? Siz bunu yaptınız da dünya mutsuz mu oldu? Siz mutsuz mu oldunuz? Evinizin içinde huzursuzluk mu oldu ya? Hanımefendi, beyefendi, acaba eşim, erkek kadın demiyorum ya, acaba karımın ya da kocamın mutluluğuna engel olurum diye düşünerek hareket edilen bir ortam, İlkay Hanım, cennet bahçelerinden bir bahçe olmaz mı? Arkadaşlık ortamında arkadaşım üzülür mü acaba diye düşünen bir genç, bir kardeşim, acaba mutsuz olur mu ya? Derslerinde başarısız olur mu? Anne babamı üzecek bir hareket, öf desem yanlış olur. Hani öf demeyin diyor ya. Acaba annemi babamı üzecek bir hareket yaparsam, incitirsem ne olur diye düşünen bir evlat, babasının hayır duasını almış bir evladın dünyada hangi işi yolunda gitmez ya? Bütün işleri yolunda gider. Ama iş nereye geliyor? Nereden geldik buraya? Ha, işte özden geldik. Kendinden. Adam kendine bir iyilik yapmamış ki. Kendine iyilik yapan insan işte bundan dolayı kendine iyilik yapacak. Aklına, kalbine, aklına nasıl düşünmesi gerektiğini, kalbine nasıl sevmesi gerektiğini öğretecek. Bunu davranış haline getirecek, hayata uygulayacak. Ondan sonra sabırla, istikrarlı bir şekilde, kalbin atışları gibi değil, istikrarlı bir şekilde parabol yukarıya doğru eğrilecek. Ondan sonra hayat nasılmış bir görecek. Ha, en sonunda da Allah diyor ki, ha bunları yaptın mı diyor. Aferin sana diyor. Gel bakayım diyor. Gir cennetime. Ya eyyetühen nefsul mutmainne ırci ila rabbiki radiyeten mardiyye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Yey itmimna olmuş nefis. Nefsin basamakları vardır. Nefsi emmame, nefsi levvame, nefsi mutmainne, nefsi mariye, nefsi raziye. Fena fillah baka bilek gidiyor ya yukarıya doğru. Şimdi nefsi mutmainne olanlar, ya eyyetühen nefsül mutmainne olanlar, yani itmimna ermiş olanlar direkt cennete girecekler. Direkt. Ey itmimna olmuş nefis diyor. Yani kurtuluşa ermiş nefis. Gir cennetime. Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı ol. Peki bütün bunları yaptın. Bir de karşılığında Allah sana dedi ki, aha sana cennet veriyorum. Hem de sonsuz bir hayat. Ve ne diyor? Ne kadar kötülük yapmış olursan ol. Ne kadar günahkar olursan ol. Ne kadar hataya batmış olursan ol. Nasuh tövbesiyle gelirsen seni bembeyaz bir kağıt gibi yeniden yazarım. Bembeyaz. Nasuh tövbesi. Nasuh tövbesiyle gittin ya, yöneldin ya. Allah diyor ki sen 0 kilometresin. Bunun da bir hikayesi var. Adam bir tanesi 99 kişiyi öldürmüş. Gitmiş bir tane Hristiyan'a demiş ki ya benim kurtuluş şansım var mı? Papaza. O da demiş ki senin kurtuluş şansın yok, onu da öldürmüş. Onu da öldürdükten sonra giderken bir tane Müslüman derviş bir tane adama rastlamış. Demiş ki ya ben 100 kişiyi öldürdüm. Benim kurtuluş şansım var mı? Demiş ki bu konuya ben cevap veremem ama şurada yaşayan alim bir adam var. Git ona sor. Adam gidiyor ona soruyor. Evet diyor, senin kurtuluş hakkın var. Tövbe et. Fakat diyor burada fazla durma. Nasıl tövbesiyle tövbe et. Burada fazla durma. Burada durursan korkarım ki senin o öldürdüklerin senden kan davası almak isterler. Sen falancı şehre git der. Adam falan şehre giderken yolun yarısında ecel vaki gelir ve ölür. Cennete götürecek meleklerle cehenneme götürecek melekler gelirler.
ve ölünün başında konuşmaya başlarlar. İşte bu adam 100 kişiyi öldürdü, bu cehennemlik. Olur mu der melekler, cennete götürecek melekler. Yok diyor, bu tövbe etti. İşte tövbe etti, cennetlikti, cehennemdi, aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma çıkmaz da ben öyle söylüyorum. Sonra Allah tarafından bir nida geliyor. Ölçün bakalım. Gideceği yere mi yakın, geldiği yere mi? Ölçüyorlar. Bir adım gideceği yere yakın. He, o zaman cennete götürecek melekler alıyor, onu cennete götürüyor. Hiçbir ibadet yapmamış. Hiçbir şeyde bulunmamış. Ama ne oluyor? Niyetin ne senin? Sen nasıl tövbesi ettin? Nasıl tövbesiyle? Aynen şeydeki gibi Hayber Kalesi'nin fethinde Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, ey Ali diyor, senin diyor bir insanın diyor kurtuluşuna vesile olman şu diyor, o orada bir vadi varmış, orayı gösteriyor. Oradaki diyor kırmızı tüylü develerin, ki onların tüyleri çok sık, güzel tüylü develer. O diyor develerin üzerindeki tüylerden diyor daha hayırlıdır. Bir insanın kurtuluşuna vesile olma. Ve o Hayber Kalesi'nin fethine giderken yolda gördükleri bir çoban, siz kimsiniz diyor, biz Müslümanız, Müslümanlarız diyor. Siz ne güzel insanlarsınız diyor. Ben diyor size katılabilir miyim diyor. Evet katılıyor. Hayber Kalesi'nin fethinde şehit oluyor. Bir rekat bile namaz kılmadı. Sen eğer halis bir niyetle, samimiyetle, yapmış olduğun hatalardan, günahlardan böyle tövbe edersen Allah onu da affediyor, seni cennetine koyuyor. Her şekilde kazanıyorsun. Hani kazan kazan var ya İlkay Hanım, bu kazan kazan da değil, hep kazan. Dünyada da kazanıyorsun, ahirette de kazanıyorsun. Evet. Yani kendine inanmak Allah'a da inanmak demek. Kendin bütün zorlukları aşabileceğine inanırsan senin Yaradan'ın da aslında her şeyi yapabileceğine inanmış oluyorsun, iman etmiş oluyorsun, değil mi? Buradan bunu anlıyorum. Ne kadar güzel gerçekten. Şimdi insanoğlu eğer fıtratına uygun olarak yaşamaya başlarsa tüm kainat cennet bahçesinden bir bahçe olur. Mesela Yüce Kitabımız affedilmeyen günahlar olarak söylediği bir günah var. Affedilmeyen. Ne o? Hepimizin bildiği bir şey. Kul hakkı. Öyle değil mi? Kul hakkı. %99'u Müslüman bir ülkeden bahsediyoruz ve kul hakkından bahsediyoruz, değil mi? Peki ben şimdi size soruyorum. Çok basit bir soru soruyorum. Siz kul hakkını işlemeyin. Peki dünyada bir tane adaletsizlik olur mu? Olmaz. Devam ediyorum. Siz namazı dosdoğru kılın. Allah'la rabıtanız güçlü bir şekilde. Orada psikolojiye ihtiyaç olur mu? Siz zekatı dibine kadar verin. Orada sosyolojiye ihtiyaç olur mu? Sorun şu. Sorun biz samimi değiliz İlkay Hanım. Zekeriya Efiloğlu sen samimi değilsin. Ben kimseye bir şey demeyeyim. Kendimden başlayayım. Gücüm kendime yeter. Ben samimi değilim. Biz samimi kalple Allah'tan istedik de Allah ne vermedi? Biz samimi bir kalple yaptığımız işe yöneldik de başarısız mı olduk? Biz samimi bir şekilde eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza, arkadaşımıza, annemize, babamıza, üçüncü şahıslara yöneldik de kötülük mü gördük? Gördüysek imtihan, öteki dünyada yine verecek. Biz samimi bir şekilde eğitim hayatımıza, yaptığımız mesleğimize yöneldik de başarısız mı olduk? Hayır ya, vallahi samimiyetsiz. Sorun bu. Bu ülkenin sorunu vallahi samimiyetsiz olması ya. Samimi bir şekilde yönelelim. Çözülmeyecek hiçbir engel. O yüzden ben acizane, yani bu kendine bir iyilik yap kitabını. Sen çok özelsin kitabını. Bütün yürekler okumalı, altını çizerek okumalı. Sen çok özelsin'in kapağında bir söz var. Rica etsem onu okur musunuz? Sen çok Hemen. özelsin. Bana sevgi dolu bir yürek gösterin, size cennet işte orada diyeyim. Heh, niye yazdım ben bu sözü? Niye yazdım biliyor musunuz? Çoluğunuz çocuğunuz var mı? Özür diliyorum, bilmediğim için soruyorum. Beş Kaç? yaşında bir oğlum. Beş Allah yaşında. Allah bağışlasın. İstikbalinde parlak eylesin. Şimdi Amin hepsi. sevgi dolu bir ortamda büyütüyor musunuz? Öyle olduğunu umut ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bir anne olarak onu ne kadar sevdiğinizi, babası onu ne kadar sevdiğini söylüyor mu? Her dakika. Peki konuşarak mı seviyorsunuz, dokunarak mı? Hem konuşarak hem dokunarak. Peki. Ona elinizden geldiği kadar elinizdeki imkanları hem evet demeyi hem hayır demeyi öğretebiliyor musunuz? İnşallah elimizden geleni yapıyoruz.
Peki bu çocuğun hayatta başarısız olma ihtimali kaçtır sizce? İnşallah Allah yardımcısı İlkay olsun Hanım, hepsi. Türkiye'deki sorun şudur. Bakın, Türkiye'deki sorun sevgisizlik hastalığı. Biz çocuklarımızı sevgiyle büyütmüyoruz. Çocuklarımızı şefkatle, merhametle büyütmüyoruz. Çocuklarımızı bunlardan mahrum büyüttüğümüz için bu yavrular ömür boyu hata üstüne hata yapıyorlar. Gömleğin düğmesini yanlış ilikledikleri için sonra hep yanlış geliyor. Analar, babalar, baba annesini sevmiyor, seni gördüğüm güne lanet olsun da başlayan cümlelerle alnı secdeden kalkmıyor, yanı başında eşine şiddet uyguluyor. Her türlü yalanı söylüyor, alavere dalavere almış başını gitmiş. Sonra da en mükemmel çocuklar kendisinin olsun bekliyor. Yahu dostlar, Allah rızası için ya. Sevgisiz ortamda büyüttüğünüz, bırakın insanı çiçek bile açmaz. Tarla bile bitmez. Ağaç bile yeşermez. Bırakın insanı. İnsanımızı niye bu kadar sevgisiz bırak? Evlatlarımızı niye sevgisiz bir ortamda büyütüyoruz? Bakın ben son zamanlardaki çocuk yetiştirme ile ilgili her şey çocuğun kontrolünde olsun demiyorum. Evet ve hayırı dikkat edin aynı anda sordum. Hayır demeyi öğrettiniz. Çok önemli. Bir tane hikaye var yine anlatayım. Umuttan, insandan daha iyi olabilmekten bahsedeceğiz. Çok kıymetli bir konuğum var. Türkiye'deki sorun sevgisizlik hastalığı. Biz çocuklarımızı sevgiyle büyütmüyoruz. Çocuklarımızı şefkatle, merhametle büyütmüyoruz. Zannediyorsunuz ki kendi derdiniz şahan. Dünyanın en büyük problemi sizde. Ya etrafınıza bir bakın ya. Ne mutsuz viraneler var. Ne yıkılan hayaller var. Bakın değerli dostlar diyorum. 20 yaşında ölüp 80 yaşında gömülmeyi beklemeyin. Arkadaş yaren olmak isteyen insan önce şu kalbinin ne kadar samimi olduğuna bir baksın. Eğer gerçekten samimi ise bize düşen birbirimizi anlamak, tanımak ve kendini nasıl ifade ediyorsa öyle kabul etmek.